Arkadaşlar bugün 17 Temmuz 2024. Herkese hayırlı sabahlar. Sabah 10.30. Samatya sahile geldim gördüğünüz gibi. Karşı taraf deniz. Burada Van kahvaltı salonu var. Otobüs bekliyorum arkadaşlar. Aşırı sıcak olduğu için otobüs durağından kaçıp gölgeye geldik. Karşıda tren istasyonu arkam. Şurası da Van kahvaltı salonu. Evet, otobüs durağına doğru gidelim bakalım. Burada da aşırı nem var. Sıcak zamanı zaten. Lütfen bol su için arkadaşlar şapkası da çıkmayın. Bugün ben de şapka aldım. Şapkayı takayım da. Evet. Genç Osman otobüs durağı. Nerede benim şapkam? Evet. Uzun yıllar sonra şapka taktık. Aşırı sıcak. Şöyle göstereyim güneşi. Gerçekten sahilde olmamıza rağmen arkadaşlar hiç esmiyor. Burada da otobüs yarım saatte bir geliyor. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yeşilköy'de bir işim vardı. Arkadaşa gideceğim. Orada Florya'da açık hava müzesi var. Florya'da açık hava müzesindeki uçakları çekeceğiz. Tarihi ilk sesten izli uçan uçak, ilk Türkiye'de kullanılan uçaklar, nakliye uçağı, helikopter. Şöyle gölgeye gideyim arkadaşlar. Muazzam bir sıcak. Sabah 10.30 olmasına rağmen. Şöyle gölgeye gideyim. Otobüs gelince görüyoruz zaten. Efendime söyleyeyim, o uçakları çekeceğiz. Ben YouTuber'la başladığım ilk zaman daha 50-60 abonem vardı. 100 abone bile yoktu. O uçakları çekmiştim. Of be. Gölgeye ne kadar güzel bir şeymiş. Ağaçlar iyi ki var. Yeşillikleri koruyalım arkadaşlar. Of arkadaşlar, bu Florya Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Bakalım emekli eskonto var mı? Kaç para? Ondan sonra orada uçakları tek tek çekeceğiz. Ben bu ikinci gidişim olacak. İlk gittiğimde YouTuber'lığa yeni başlamıştım. Daha 60-70 abonem vardı. Ona rağmen çok büyük izlenme olmuş. Düşün, 60-70 abonem var ama 1000 görüntüleme olmuştu. İnşallah bu sefer daha çok olacak. O zaman yaka mikrofonum da yoktu. Çok hışırtı, gürültü, rüzgar olmasına rağmen. Böyle Kasım ayı falandı. Ona rağmen biner, her videom biner, binin üstünde izlendi o zaman. Yani 50-60 abone, 70 abone olduğunda. Oradaki uçaklar, helikopterler çok tarihi. Her yerde göremezsiniz. Modellerini, özelliklerini böyle detaylı çekeceğiz. Dayanabildiğimiz kadar. Zaten benim saat 2'de arkadaşa gitmem lazım. 2-3 saatlik zamanımız var. Zaten cep telefonunda bu sıcakta ve depolama alanı yok. Şarj biter. Biraz dinleniriz, biraz çekeriz. Evet, daha otobüs gelmedi arkadaşlar. Bekliyorum. Florya Açık Hava Müzesi'nde, askeri müzede görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Havacılık Müzesi'ne geldik. İndim ben şimdi Hava Müzesi. Arkada da uçaklar gözüküyor. Görüyorsunuz. Birazdan içeri gireceğiz ama girişte tabii telefonu kapamamız lazım. Böyle. Hava Kuvvetleri Müzesi diyor burada da. Evet. Sahilden otobüste iniyorsunuz. Evet, bakalım. Şurada kapatalım arkadaşlar, Nizamlı'ya doğru. İçeride görüşürüz. Arkadaşlar biletimizi aldık. Giriş yaptık. Normalde 90 lira sivil. Halk günüymüş bugün, çarşamba günleri. 45 lira. Yalnız kart geçiyormuş, nakit geçmiyor. Benim de kartım yoktu. Sağ olsun bir usta yer vardı orada. Bizi
Nakit 45 lira verdik. YouTuber olduğumu, burayı daha önce çektiğimi, çok reklamımızı yaptığını, hatta onu da abone yaptım. Sağ olsun Kemal kardeşim Konya Karaman'la işimizi gördü. Allah ondan razı olsun. Biraz muhabbet ettik. YouTuberluğa nasıl başladım, ne ettim. Evet arkadaşlar, Açık Hava Müzesi'ni askeri gezelim. Burada orgenerallerin büstleri var. Mahmut Şekip Paşa. Ve şeyleri yazıyor tabi. Süreyya İlmen Paşa. Burada böyle yılları, doğduğu sene. Ben de şapkayı taktım arkadaşlar. 1 litrelik su bize ancak yeter. Yine burada ne diyor? Muzaffer Ergüder. Sabiha Gökçen. İlk kadın pilotumuz. Evet. Ermeni yetim. Sonradan Atatürk yanına alıyor ve sen ilk pilot olacaksın diyor ve oluyor. Kader böyleymiş. Evet. Zeki Doğan. Bunlar eski generaller. Enver Akkoğlu. Evet arkadaşlar, burada da böyle giriyor. Burada şöyle solda yine bir uçak var. Evet, 4 344. Böyle şu girişte de güzel şey var. Kafeteryalar var, veç var, açık sergi alanı, havacılık müzesi kapalı yer de var arkadaşlar. Ben açığı gezeyim. Kapalıda şimdi sıkıntı olmaz da yani. Biletimiz var. Herhalde içeri için ayrı bilet alacağız ama ben açığı zaten çekmem bu sıcakta. Evet. İstiklal göklerdedir. Paşaların paşası Mustafa Kemal. Evet, şuradan şu uçağın mesela özelliğine bakalım arkadaşlar. Güneşi göstereyim arkadaşlar size. Of. Güneşe bakamıyoruz bile. Saat 11.30 gibi. Evet arkadaşlar, neymiş uçak? F-104G Starting Bitter okuyana kadar. Burada özellikle ne yazıyor arkadaşlar? 1972 yılında NATO icra Kıbrıs Barış Hareketi'ne katılmış. Oo. 1994'te hizmet dışı kalmış arkadaşlar. Epey İlk F-104G uçakları 10 Mayıs 1963 tarihinde gemiyle İzmir'e gelmiştir. Buradan modellerini söyle. Evet, şuradan şurada iki tane şeyi var. Füze atıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle tekerleklerini göstereyim. Oo, bunları tek tek göstersek var ya, yanlış. Ama olsun ya. 3-5. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tekeri açılmış, hidrolik. Evet. Şurada gene bir uçak var. Şöyle. Of. Vallahi. Ama yok, gölge. Böyle gölge de var, ağaç Allah'tan. Epey ağaç var da işte gölgeye geçeriz. Şöyle arkadaşlar. Şu insan korkuyor ve buradan nasıl bir ateş, gaz, egzoz çıkıyordur biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada neyse, kapak klapesi herhalde. Evet, böyle uçaklara dokunmak heyecan verici. Evet. Hep pilot olmak istemişimdir. Tabi gayrimüslim Ermeni olunca havaokulundan içeri almadılar. Bizim arkadaş gitmiş, onu kovmuşlar. Ulan nereden nereye? Neyse. Evet arkadaşlar, şu kanat. O kanadı ne kadar ağır ya. Bu nasıl uçuyor be? Şimdikiler hep karbon. Bu bildiğimiz demir ya. Sac mı? Demir ama kalın bak. Evet arkadaşlar, fazla incelemeyelim. Kamerayla izleniyoruzdur. Gene burada şöyle tekerlekler açılmış. Tekerlekler yeni ya. Bravo vallahi. Burada da şey var arkadaşlar, mühimmat diyelim. Burada modelleri var işte. Numarası falan. Gene burada pilot şeyine bakalım. Aa, buradan çıkış vermişler. Evet. Bir çıkalım. Merhabalar. Ulan bu kadar yakın hiç gelmemiştim ya. Evet. Korgeneral Dalkıran.
Bu Korgener'e ait bir uçak herhalde. Burada denture tehlike diyor. İşte şey kapağı var herhalde. Kapatmayın diyor herhalde. Burada şey yapıyor. İkazlar var. Evet. Tek kişilik uçak sanırsam arkadaşlar. Kokpit. Evet böyle. Önde de kumanda şey var ama gözükmüyor tabii. Evet şöyle harika, gerçekten çok heybetli bir uçak. Evet şöyle bari çıkmışken bir kuş bakışı yapalım. Arkadaşlar bunları hepsini